bugün benim herhalde hazırlamasını da yemesini de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesini yapacağız. Ki o da nedir? Denemem mi? Hayır, sandviç. Ha, tamam. Çok rahat, hemen hazırlıyorum. Ben de şaşırdım, burada malzemeler şey ama hocam bunu kesin yapmasını bilmiyor. Sandviçi. Evet. Abi, çünkü bugün normal bir sandviç yapmayacağız. Nasıl bir sandviç? Bugün kulüp sandviçi yapacağız. Kulüp. Spor kulübü. Evet. 4 katlı sandviç yapacağım sana. Biraz çedar, birazcık hindi jambon, birazcık yine hindi jambon ya da pilik jambon. Tam bilmiyorum. Evet, pilik. Evet. Ama birazcık işte herhangi bir et ürünü kullanabilirsiniz. Herhangi bir 2 farklı et. Belki isterseniz 3 farklı et. Yani bunlar tamamen kişiye bağlı, değişik. Peki bunun içine mayonez koyanlardan mısın? Club sandviçe konmuyor abi ya öyle şeyler. Çünkü birazdan göreceksin, koyamazsın da, yeri yok. Böyle şey oluyor. Büyük apartman gibi bir şey olacak. Böyle içinden tamam. Malzemeler taşıyacak. Görünce anlarsın. Peki, niye konmadığını. Tamam. Hadi başlayalım. İstersen üstten sürerek yiyebilirsin. Tamam, hadi başlayalım. Çedarı keserken lise kantincisi gibi kesmeyelim lütfen. Böyle ince değil. Arkası görünmesin evet, lütfen. Tamam. Özellikle arkası görünmesin. Yani. Tamam, gayet o zaman kalın bir şekilde. Yani kalın hani, değil. Ağızda tat verecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu çok böyle saçma bir şey ya. Bunları böyle bir pozisyona getireyim ki içine rahatça koyabilelim istiyorum. Tamam. Yani birinci kat için bu böyle iyi. Okey, hadi bakalım. Yumurtalarımız olmuş mudur sence? Bir bakalım hadi. Bence bu yumurtalar olmuş. Yumurtalarımız kaynadılar. Bunu böyle bir suya tutayım mı kabuğu kalmasın gerek yok, diye yok. Yoksa? Yok, gerek yok. Tamam. Suya tutma ki birazcık benim isteğim sıcak olması çünkü cheddar'ı da birazcık o eritsin. Çünkü sandviçi ısıtmayacağız hani cheddar'ın en azından yağını salsın. Şöyle mi yapıyorsun? Aynen. Bak. Şimdi hup diye çıkacak hepsi. Evet, mantıklı hareket. Oo, süper. Bunu bana öğrettiğin için çok teşekkür ederim. Bununla ortamlarda hava atabilirsin. Gerçekten bunu her bir tarafa gideceğim, anlatacağım yani. Aşçılık yeteneklerim. Çok az bir domates koyacağım ki hem ekmeği çok kalınlaştıracak hem çok sulandıracak çünkü domates. Evet, ben de bunu sevmiyorum. Peki domates bir sebze mi? Ya onu çok tartışıyorlar. Aslında meyveymiş. Neden? Çünkü bitkinin meyve kısmı. Öyle değil evet, mi? Evet, evet. Aynen öyle. Sebze olan şeyler ne bitkinin? Bitkinin depo yaptığı, meyve olmayan. Sapı, kökü. Evet, aynen öyle. Havuçtu, patates. Bunu aslında tost makinesinde basabilir miyiz? Sen şu an büyük bir saygısızlık yapıyorsun. Hani sadece ekmeğe değil, sadece bana değil. Hoş olmaz bunun olayı bu. Zor yensin diye. Çünkü bu zor çok yensin. Güzel bir yemek. Evet, herkes yiyemesin. Sadece hakkını verebilen ağzını, yiyemesin. Ağzını, bu yani ne kadar? Bunun yüz ölçümü ne kadar? Ölçmedim ki, nereden bileyim? Ama bence onu yemeyeceğiz. Zorlamasak. Evet, zorlamasak. Sen biraz zorlamasak ne? İstiyorsan ben sana bir ekmek daha vereyim. Ayrı bir tane onunla daha. Onunla yani. Ayrı bir tane ayrı daha bir yapalım çünkü. Sen benim şey misin böyle fail safe misin? Hani beni kurtarıyorsun. Ben yanlış bir şey yapacağımda abi dur mantık dışı diyorsun ya. Evet. Ben o yüzden bir tek sana bu kadar güzel yemekler yapıyorum. Sandviçimiz bitti. Can dost kendini kesti. Yalnız orası birazcık şu anda... Daha bitmedi bak gene sandviç bitmeden bitti diye sonra. Tamam okey bitmedi. Tamam ne yapacağız? Ne o? Aa. Her seferinde oluyor bu, farkındasın. Aa dedirtiyorum sana. Evet, mesela. Doğru dedik. Vallahi dedik. Bak. Çok güzel gözüküyor. Mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Özellikle cheddar'ın tadı ve yumurta ikisi süper olmuş. Ama dediğim gibi oldu, biraz yapımı da zor, yemesi de zor ama hakkını verdi, değiyor. Süper. Yani gerçekten üşenmiyorsanız daha büyük bile yapabilirsiniz. Ne yaptık bugün? Neydi bunun adı? Kulüp sandviç. 4 kat, 3 kat, 4 kat, 4 dörtlük. 4 dörtlük kulüp sandviçi yaptık. Evinizde siz de farklı malzemelerle yapabilirsiniz. Evinizde denemeyin. Yok, deneyin. Yok, şaka yapayım. Evinizde 3 deneyin, 2 deneyin eğer korkuyorsanız. 6, 10, hiç fark etmez. Çok güzel bir sandviç yapın ve bizim gibi yiyin. Afiyet olsun size de. Görüşmek üzere.